Merhaba Seçkin Pirim ben. Son dönem Disiplin Fabrikası serisi işlerimden bahsedeceğim. Heykeltıraşım ve kimi zaman kağıt işler, kimi zaman da akrilik bazlı heykeller üretiyorum. Arkamda gördüğümüz işten bahsedeceğim şimdi. Derin isimli bu çalışma yaklaşık 3,5 yıldır üzerinde çalıştığım Disiplin Fabrikası serisinin son dönem işlerindendir. Disiplin Fabrikası serisi yaklaşık bundan 4 sene evvel geçirmiş olduğum askerlik sürecinde ortaya çıkan bir seridir. Direkt olarak aslında baktığınız zaman askerlik süresi içerisinde çıkmasına rağmen direkt olarak askerlik olgusuna gönderme yapan işler değil. Sadece bu uzun ve insanın kendiyle baş başa kalabildiği bu yalnız süreçte insanın ve kendimin hayatı ve tüm yaşananları, sistematik durumu, sosyolojik yapıyı, her şeyi kendi içerisinde, hayat içerisinde sorguladığım durumun sonuçları olan işlerdir bunlar. Disiplin Fabrikası serisi kimi zaman heykel, kimi zaman da arkamda gördüğünüz gibi kağıt işler olarak ortaya çıkmaktadır. Heykeller daha çok akrilik malzemeden meydana gelmekte ve bir tarafları kaygan, yüzey parlak ve tamamen pürüzsüz yüzeylerden, diğer tarafları arkamdaki kağıt işteki gibi katmanlardan oluşan heykellerdir. Bu durum insanın aslında kendi içerisinde barındırdığı ikileme gönderme yapmakta. Bu da ne? Bir tarafı çok özgür yaşamayı seçen ama belki beceremeyen, diğer tarafı da bütün hayatın rutinlerini ve belki de ona da yaşamak zorunda kaldığı rutinlerini ve dayatılan yaşam süreçlerini gösteren katmanlı kısımlardır. Bir insan ikisini de barındırır ve her zaman bunun savaşını verir. Kağıt işlerde de ortaya çıkan, arkamda olduğu gibi yine katmanlardan oluşmakta ve de bu serinin kağıt olarak ortaya çıkmış aslında boyut olarak en büyük işlerinden biri. Baktığınız zaman teknik olarak bahsetmek gerekirse yaklaşık bütün Disiplin Fabrikası'nın serisindeki bütün kağıt işler 80 kat kağıdın kesilmesiyle oluşmakta. 80 de aslında şuradan geliyor. Dünya üzerindeki şu andaki ortalama insan ömrü 80 ve her bir kat bir yılı simgeliyor. Tek tek kesilen kağıtların üst üste gelmesi ve önceden boyanıp üst üste gelmesiyle oluşuyor. Boyut olarak dediğim gibi bu serideki en büyük iş ve ismi Derin. Kağıt işlerin süreçleri heykellerle birlikte yürüyor ve bu sistematik yapıyı bazen optik bir anlamda seyirciyi içine alan bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü baktığınız zaman bize dayatılan ve yaşamak zorunda kaldığımız o sistematik, belki de her gün işe gitmek zorunda olduğumuz, kirayı ödemek zorunda olduğumuz, faturayı ödemek zorunda olduğumuz rutinleşmiş ama elimizden hiçbir şeye gelmeyen durumun aslında yapıtları bunlar. Çünkü bu sistem bir süre sonra iki şeye denk getiriyor. Ya arkadaki iş gibi sizi derine çeken, belki de bir karanlığa götüren bir sonuca ulaştırıyor. Ya da tersini yapmayı seçerseniz, dediğim gibi belki de o özgür olan kısım, heykellerdeki gibi yüzeyleri parlak olan kısmı seçerseniz, belki de oradaki mutluluğu yaşıyorsunuz. Askerlik sürecindeki bir çocuk parkında oturduğum zaman şu soruyu sordum ve bu işler aslında bütün o soruyla ortaya çıktı. Bir kaydırağa baktığım zaman, sistematik ve yönlendirilmiş biçimde merdivenden çıkarken bir sonraki adım için, yani kayma adımı için duyulan heyecan mı gerçek duygu, yoksa o tepeye çıktıktan sonra kendinizi aşağı bıraktığınız anda geçen o kısa süreçteki yaşadığınız o anlık daha az olan ama daha heyecanlı olan duygu mu sizin için gerçek duygu? Aslında bu kadar bir görüntünün sonucu 3,5 yıldır uğraştığım bu Disiplin Fabrikası serisi.